Sonra diyoruz ki ey iki günde gecekondudan kafeye dönen ve bu camianın insanların toplandığı bu nerelerden geliyordular oraya? Soruşturdum. Zonguldak'tan, her yerden, bir tane Tayland'dan. Sana soralım. Senin burada takılanlardan bazıları o gün Tekirdağ'da bulundu mu? O kadının öldüğü gün? Hı? Var mı bu kafeden takılanlardan orada bulunan? Çünkü lider işi belli. Kurban ettiklerimi, ileri gelenleri. Yoksa ötekileri için ileriye bir adım olur. Antrenman misali kendi başlarına güç kazanmak için olur. Buna izin vermezler bence. Liderlerinden biri muhakkak vardı orada. Yine sineklerimiz çıktı. Evet. Var mıydı sizden bazıları orada? Gel oraya gel. Topla abi, girersin girersin. Topla. Biraz daha ileri. İleriye al. Bu biraz ileride park etseydi kolay olurdu. Fakat bu başkası için de yer tutuyor. Bir servis böyle minibüs daha gelecek oraya. Önemli kişiler bunlar. Ground Services. 3. Havalimanı. Öyle bir şey yapamazdı. Çünkü kapak var orada. Kapağın üstüne olmaz. Tekerlek metalik bir şey var. Bir iş var. İşte geldi. Tam ispariş gibi. 34-38 ikra. Ben buradayken geldi. Evet. Yeni aktör geldi. Biz sineklerle savaşırken. Plakası işte. Plaka orada yok. Evin orada yok değil mi arkadaş? Şu Tekirdağ'da öldürülen camiadan hayvan çobanı gibi bir tane yok mu akraban park edecek önüne? Ya senin yok mu Ground Services öyle bir akraban? Bizi mi akraba edindiniz? Evinin önünde niye park etmiyor? Buradan misafir falan değilsin. Bir, burada oturmuyorsun. Her gün, her gece 24 saat. Yok mu öyle bir Tekirdağ'dan veya başka bir şehirden hayvan işleriyle uğraşan bir çoban akrabanız? Onun önüne park edin. Oraya park etme arkadaş, uyarıyorum, sonra şikayet edersin. Hayvanlar pencerenin üstüne sıçıyor orada. Panjurumuza sıçtılar. Senin pencerenin üstüne sıçacaklar, kahinim ben. Uyarmadı deme yani. Sabahleyin hayvan sıçmış olacak senin de pencerenin üstüne.